Beraber, birlikte rağbetli ancak bizim başarımız, dünyaya kendimizi ispatlamamızın tek yolu birlikte rağbetliğimiz. Osman kardeşime bu yürü, yüreklendiren, bu ortamı hazırlayan, buraya bu soğuk havada, sıcacık bu atmosferi bizimle paylaşan, gelen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sıcak havada, sıcacık evini bıraktı bu soğuk, yolu hak dedi buraya gelen insanlara. Teşekkür etmek istiyorum. Ben de şair, çok yönlü olmalı diye bir şiirimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şair düz yola sabitlenemez. Her yolu merak etmeli. Bazen patikalara saplamalı, bazen otobanda tam gaz yol almalı. Bazen denizden yüzerek geçmeli, bazen de yüzünde bulutlara salmalı. Bazen de yıldırımlardan korkmadan yağmurlara tutulmalı. Yazmalı, araştırmalı, yüreklere her duyguyu aşılamalı. İyi gözlemeli, çevre duyarlı olmalı. İniş çıkışlı yolları tanımalı. Tanımalı ki her konuda şiir yazmalı. Her duyguya dil oluvermeli. Bazen çığlıkları, bazen suskunlukları, bazen aşkları, bazen de feryatları dile getirmeli mısralarla. Hak diye savunmalı, haksızlık uyarmalı, gördüğünü, duyduğunu araştırmalı. Boyu eğmemeli, doğruyu, dürüstlüğü yazmalı, hak edeni önemsemeli, sevgilere tüm güzellikleri. Sorgulama haksızlıkları, aşkın nakış nakış yürekleri dokunmalı. Yaşam emri ve buna etkilemeli. Ruh dünyasına terapi olabilmeli. Önemsemeli her duyguyu. Kullanmalı her bilgiyi. Değişmeli her gün sözcük sayısı. Bazen kahramanlar isimsiz olmalı. Bazen de onları onurlandırmalı. Birlik beraberliği dile getirmeli. Gönülde de bunu aşılamalı. Şairin duygu dünyası zengin olmalı. Bu zenginliği herkese ama herkese cömertçe sunmalı. Kısacası şair karanlığa ışık olmalı. Karanlığa ışık olmalı. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ben muhtarımın kütüphanesini görünce yaptığı güzel etkinliklere bir katkım olsun. İki kitabımla muhtarıma veriyorum. Yeni nesil inşallah şiirle beraber birlik beraberliğimizi Atatürk'ün neslinde yakışır bir şekilde birlik beraberlikle güç bulacağız. Her sorunu üstesine geleceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Talaban'dan tekrardan teşekkür ettim güzel şiirinden dolayı. Ve Tarsus'tan çıkıp artık yavaş yavaş Mersin'e gelelim istiyoruz.